Sevgili Doğuş TV izleyicileri, sevgili ordular, sevgili Sivaslılar. Bugün bölgemizle alakalı çok önemli konuları masaya yatırdık ve bölgemizle alakalı gelişmeleri Sayın Merdan Özer'le değerlendireceğiz. Merdan Özer bugün bölgemizdeki sorunları tek tek bir haftadır yaklaşık bir çalışmayla masaya yatırdı. Bunları az sonra sizlerle paylaşıp sizlere bu konularda cevap vermeye çalışacağız. Sevgili Doğuş TV izleyicileri, sevgili ordular, sevgili Sivaslılar, sizden ilk önce ricam komple yayınlarımızı sosyal medyada kendi kişisel sayfalarınızda paylaşırsanız hedefimize daha iyi ulaşırız. Bu bölge bizim, bizim kalsın istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği satılmasın, çocuklarımızın geleceğini koruyalım. Evet Sayın Başkan, merhabalar. Merhaba. Çok şıksınız ilk önce. Çok teşekkür ederim. İlk önce hayırlı Ramazanlar dilerim Başkan. Hayırlı Ramazanlar bizi izleyen tüm izleyicilere, tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum ben de. Amin. İlk önce Başkan, sizi tanımadan önce çok hayırlı işler yapıyorsun. Yine çok güzel bir hayırlı projenin başında liderlik yapıyorsun. Çok güzel bir ekiple bölgemize hizmet ediyorsunuz. Az sonra bunları detaylı detaylı size soracağım. Başkan, ilk önce sizi ordular genelde tanıyor zaten. Ama bir de Sivaslılar tanısın. Neden Sivaslılar sizi tanıması gerekiyor? Onları daha sonra anlayacak izleyicilerimiz. Buyurun, Merdan Özer kimdir? Evet, ben kendimi tanıtmadan önce şu anda ülke olarak hatta dünya olarak bir pandemi yaşıyoruz. Gerçekten insanlık çok zor süreç yaşıyor. Bu zor süreçte hepimize düşen görev evden çıkmamak, evde kalmak ve mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi korumak, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir insanlık adına harekette bulunmamızı öneriyorum. Hepimize inşallah kısa zamanda geçmiş olsun diyorum. Diğer taraftan kendimi tanıtacak olursam, ben Ordu Mesudi Yarıkmusa köyündenim. İlkokul, ortaokul, liseyi Mesudiye'de bitirdim. Doğrusu Mesudiye'nin tozunu, toprağını teneffüs ederek bugünlere geldik. Hal böyle olunca da o bölgenin bütün sorunları kendimize bir görev akdedilmiş oldu. Ben liseyi Mesudiye'de bitirdikten sonra Almanya'da Dortmund Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fachhochschule'yi bitirdim. Evet. Okul bittikten sonra kısa dönemde memlekete geldik. Türkiye'de yapmamız gereken bir takım işlemler vardı. İnşaat malum bizim sektör. Bu anlamda da çok işlerde bulunduk. İnsanları inşaatlarda buluşturduk ve daire sahibi yaptık. Daha sonra sivil toplum örgütlerinde bulundum. Bir önceki dönem Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği, İmar Komisyonu Başkanlığı, Daimi Encümen Üyeliği vesaire görevlerde bulundum. Maşallah. Bunun dışında da bu dönemde bir çevreyle alakalı bir konuyla iç içeyiz. Öyle demek lazım. Bu arada kendi köyümün dernek kurucusuyum. Mesudiyeliler Derneği'nde uzun süre yöneticilik yaptım. Hulasa sivil toplum örgütünün maşallah içinde böyle yoğrularak geldik. Evet. Başkan, herkes yasaklı günlerde evindeyken, çayını yudumlarken siz buralarda ne için uğraşıyorsunuz? Bu bölgedeki sorunlar nedir? Mele tığırmağı ilk önce ne demek? Bununla alakalı bir başlayalım. Mele tığırmağında neler yapılmak isteniyor? Sonra yavaş yavaş zaten çalışmalarınız var. Bir haftadır da zannediyorum bu konuda bir çalışma yapıyordunuz. İlk önce ama şuradan başlayalım başkanım. Bu senenin başında, Ocak ayında apar topar hemen bir araya topladınız. Örgütlenip dernekleri, dernek başkanlarını bir araya getirip orada apar topar yapılmak istenen, acele yapılmak istenen HES'lerle alakalı bir duruma dur dediniz. Buradaki yaşanan gelişmeleri bir ben biliyorum da seyircilerimiz için bir özetleyebilir misiniz? Genelde sevgili ordular hakim. Fakat bu Ordu Sivas arasındaki bir ırmakla alakalı olduğu için bizim Sivaslılar bu konuda biraz eksik bilgiye sahip. Evet. Sizden dinlemek isterim. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi tabii daha önceden programlanmış bir
hidroelektrik santrali ile ilgili 2006 yılında vuku bulmuş. Daha sonra şirket adı değişerek başka bir şirkete ihale edilmiş bir proje bu. Ocak ayının içinde bir takım halkı bilgilendirme toplantıları yapılmak üzere 2019'un Aralık ayında Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün askıya çıkarmış olduğu bir ilanla haberimiz oldu. Evet. Tabii bu öyle bir noktaya getirmişler ki insanların o bölgede olmadığı, kış dönemine rastladığı, burada bir chat raporunun hazırlanmasıyla ilgili, halkın bilgilendirme toplantısıyla ilgili bir toplantı düzenleme tarihi verilmiş. Biz bunun haberini alır almaz doğal olarak insanlarla bir araya geldik. Aralığın ortalarıydı. Kavacık'ta Akpınar Derneği'nin hazırlamış olduğu bir toplantıya katıldık. Akpınar Mahallesi'nin muhtarı taş ocaklarıyla ilgili yapmış olduğu toplantıda bunu da gündeme getirince biz harekete geçtik. Evet. Bu toplantılar ayın, yani Ocak ayının 8'inde Akpınar Mahallesi'nde, ayın 14'ünde, ocağın 14'ünde Kızılelma'da, 15'inde de Arık Musa'da olmak kaydıyla halkı bilgilendirme toplantılarının randevusu vardı. Evet. Biz bunlara yetişip bu toplantıların iptal edilerek chat raporunun çıkmamasına zemin hazırlamak durumundaydık. Bu anlamda insanlarla çeşitli toplantılar yaptık. Yapmış evet. olduğumuz o toplantılarla harekete geçtik. Ocak ayının 8'inde yetkililerin gelmesiyle toplantıyı protesto etmek kaydıyla tutanakları olumsuz hale getirdik. Evet. Daha sonra 14'ünde olan Kızılelma'daki toplantıya biz bir iki gün önceden giderek oradaki toplumu daha bilinçlendirerek neyin ne olduğunu, neden bunlar toplantı istediğini insanları biraz bilgilendirdik. Tabii insanlar bilmiyor. Bölgeye yatırım geliyor diye evet. seviniyorlar. Başkanım, burada bir tırnak açarsanız devam edin ondan sonra. Yani burada apar topar hızlı bir şekilde herkes İstanbul'dayken köyünde yok insanlar. Niye böyle apar topar aceleden burada bir projeyi geçirmek istemişler? Orada bir kısaca geçerseniz çok sevinirim. Tabii projenin hayata geçmesi için müdürlüklerin istemiş olduğu kurumsal bir takım kriterler var. Evet. O kriterlerden en önemlisi de chat raporu. Evet. Chat raporunu alabilmek için en önemli kriter de halkın bilgilendirilmesi. Halkın itirazı olması durumunda chat raporunu alamıyorlar. Chat raporu olumsuz çıktığı halkın zaman da... Halkın tamamı mı itiraz etmesi gerekiyor yoksa çoğunluk mu başkanım? Neden itiraz edildiğinin önemi var orada. Evet. Tabii yani orada bölgesel eğer yapıyı bozuyorsa, bir takım çevre olumsuzlukları ortaya koyuyorsa bu anlamda chat raporu olumsuz çıkıyor. Olumsuz çıkmasıyla birlikte de proje iptal oluyor. Evet. Biz bunun iptali Buyurun. İçin çalışmalarda bulunduk. Yapmak istedikleri o toplantıları halkın toplantı salonuna girmemesiyle birlikte biz olumsuz zabıt tutturduk. Olumsuz bir tutanak yaptırdık. Evet. Hal böyle olunca onlar zaten tutanaklarını hazırlamışlar. Nasıl olsa hiç kimse yok. Gireriz, çayımızı kahvemizi içeriz. Ondan sonra da tutanakları oradaki insanlara da imzalattırırız ve chat raporunu geçiririz. Noktada geçiririz diye düşünmüşler. Evet, evet, evet. Ama düşündükleri gibi olmadı. İnce bir kurnazlık var. İnce kurnazlık. Kış günü, Ocak ayında hiç kimsenin olmadığı bir dönem. Aklı başında demeyeyim yaşlı insanların orada toplantıya bile gidemeyecek durumda olmaları. Evet. Ve bu işte de bilinçli olmayan insanlar dersek daha evet. yerinde olur. Ama biz gittik insanlara anlattıktan sonra insanlar bunu anladı. Dediklerimiz gibi de hareket ettiler ve bu işin neticesini aldık. Sayın Başkanım evet. ilk önce gerçekten bunu ben de aynı bölgenin bir gazeteciyiz, bir yaşayan insan olarak sizlere teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili Doğuş TV izleyicileri, sevgili Ordulular, sevgili Sivaslılar.
Türkiye genelinde bizi izleyen bütün çevreciler. Bölgede HES yapılmak isteniyor. Tabii bunu kışın başkanı izah ettiği gibi apar topar geçirmek istiyorlar. E tabii bölgemizde insanları, köylülerde yaşayan 3-5 insan köye yatırım geliyor, başkanın söylediği gibi yatırım geliyor diye seviniyorlar. Çünkü diyorlar ki başkan burada insanlar çalışacak. 100-200 kişi çalışıp iş sahibi olacak diyorlar. Bu konuda biraz zannediyorum. Evet, insanları öyle bir yönlendirmişler. Özellikle muhtarlarımız tabii bilgi sahibi olmadığı için sizin bölgenize bir yatırım yapıyoruz. Kışın kapanan yollarınızı açacağız. Yollar ulaşım anlamında evet, size cevap verecek. Yapılan tesislerde insanlarınız iş bulacak. Diğer taraftan bölgede bir hareket olacak. Evet. Halbuki insanlar bunu biz anlattıktan sonra gördü ki bir komplo. Evet başkanım. Hal böyle olunca da yapmış oldukları santrallerde çalışacak 3 kişi. Bir bekçi, bir tane şoför, bir tane de teknik eleman. Evet. Onun dışında ki onları da o bölgeden almak zorunda değil, kendi bölgesel çalışma alanından insanları getirip orada iş istihdamı kendi yönünde yapacaktır. Evet. Hal böyle olunca da buradaki yapılması istenilen projenin ne amaçlı olduğunu insanlara güzel bir şekilde biz anlattık o evet, yörede. Fakat biz istedik ki insanlar bizim arkamızda dursun, destek versin. Bu projenin iptali için hep birlikte bir tek vücut olalım. Evet. Bu anlamda bir algı oluşturduk. Tabii bunları ileriki sonuçlarda, sunumlarda anlatacağım ben. Evet. Başkan, sunumlara geleceğiz. Sizin evet, hazırlıklarınız var. Fakat burada halkımızın daha iyi anlayabilmesi için basit bir soru soracağım. İlk önce sosyal medyadan mesaj yazabilir, cep telefonumuza evet, mesaj gönderebilirsiniz. Soracağınız soruları başkan cevaplayacaktır, bilginiz olsun. Sayın evet, Başkan, neden HES santrali ve taş ocakları bölgede istemiyorsunuz? Bunu şöyle kısaca milletimize izah edebilir misiniz, izleyicilerimize? Tabii ki memnuniyetle. Hidroelektrik santrali, kısacası HES dediğimiz proje, suyun kinetik enerjiden, daha doğrusu suyun bir yerlerden alınıp santrallere kadar götürülerek orada potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle yapılmış olan bir çalışma, elektrik üretim evet, sistemi. Bu anlamda şunu söylemek lazım. Bir defa o işlem yapılırken sizin bin yıllarca dere yatağından akmış olan suyunuzu bir yerlerde topluyor. Topladığı yerden borularla belli noktalara kadar götürüyor. Santral yapacağı noktalarda iz düşüm anlamında basınç yapacak şekilde toplama alanları var. Oradan yani hidroelektrik, suyu göremiyoruz biz, suyu göremeyecek miyiz? Suyu görmüyoruz, sesini duymuyoruz, tünellerden gidiyor. Bazı kanallardan, kısa mesafelerde kanallardan geçirerek tekrar tünellere ulaştırılıyor. Evet. Bu arada bölgedeki bütün doğal yaşamı engellemiş oluyor. Evet. Hal böyle olunca kuşundan böceğine, kuşundan böceğine, yabani bütün hayvanların geçiş, o kendi yaşam tarzları tamamen değişmiş oluyor. Evet. Onun dışında bizim Melet Vadisi'nin belli bir endemik bitki yapısı var. Evet. Hal böyle olunca da belki de dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bitki örtüsüne sahip olan bir vadide yaşıyoruz. Bu anlamda suların boruların içine girmiş olmasıyla birlikte tabiatın ekolojik yapısı bozuluyor. Ekolojik evet, yapısı bozulmuş olan o vadide yaşam tamamen şekil değiştiriyor. Evet. Bunları da ilerleyen zamanlarda teknik olarak, en azından bilimsel olarak anlatmaya çalışacağım. Evet. Evet. Başkan, şimdi burada gayet güzel izah ettiniz. Demek ki su yatağından itibaren doğal akışında olmayacak, bir boru sistemiyle, kanallarla santrale aktarılacak. Peki insanlarımız soruyor, diyor ki elektrik kullanmayalım mı? Sayın Başkan, size soruyorlar.
Elektrik kullanmayalım mı? Cevap vermek ister misiniz? Tabii ki. Elektrik günümüzde, çağımızda en önemli kullanım ihtiyaç. Elektrik olmazsa yaşam olmaz. Fakat bunun şekilleri var. Bunun daha fazla enerji üretim şekilleri. Evet. Bunlardan en önemlileri daha önceden de kullanılan fosiller anlamında katı atıklarla yapılmış olan enerji sistemi. Mesela evet. Petroldü, kömürdü. Evet. Bunlarla elde edilmiş olan santraller. Müsaade ederseniz ben de bir şey ilave etmek isterim Sayın Başkan. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Avrupa'da su santralleri, HES'ler kesinlikle 30 yıldır galiba. Siz ben onları anlatmaya çalışıyordum. Evet. Buyurun evet. Başkanım, siz devam edin. Suyla elde edilmiş olan enerji hakikaten yenilenebilir enerji sistemi. Temiz, havayı kirletmeyen, gerçekten 50 yıla kadar da yapılmış olan o tesislerin bir zaman dilimi evet. var. Hal böyle olunca hakikaten doğaya zarar vermemek kaydıyla, ekolojik yapıyı bozmamak kaydıyla suyla elde edilen enerjiler havanın da temiz olması gündeme gelmesiyle birlikte en önemli enerji sistemi. Evet. Ama bizim günümüzde yapılmış olan hidroelektrik santrallerinde kriterlere uymadan yapılıyor bunlar. Evet. Doğayı mahvediyor. Biraz, evet. Bütün yer yapısını bozuyor. Yeraltı suları, diğer taraftan hakikaten tarihi kalıntılarımız var. Bizim mağaralar, tüneller, işte gözeler dediğimiz yeraltı sularının çatlakları, evet. bunların hepsini etkiliyor. Böyle olunca da tabiatı tamamen terse döndürür şekilde mahvediyor. Evet. Diğer taraftan yapılmış olan derelerin ya da nehirlerin önünü kesmek kaydıyla yapılmış olan barajlar var. Barajlar ve HES'lerin Türkiye'de üretmiş olduğu elektrik %19.8. Türkiye genelinde bütün HES'ler yani barajlar ve hidroelektrik santralleri bu bizim küçük evet. merkezde %3'ü HES'ler. Evet. Başkan, %3'ünü HES'ler. Bir şey de var mı elinizde? Efendim? Rüzgar türbinleri aşağı yukarı Türkiye'de nasıl? Tabii elektrik üretmek için bir takım sistemler var. Evet. Bunların işte su hidroelektrik santralleriyle yapılmış olanlar. Diğer taraftan rüzgar panelleri var. Ege'de ya da işte gittiğimiz zaman Akdeniz bölgesinde bunları görüyoruz. Türbinler evet. Elektrik üretiyorlar. Diğer taraftan güneş enerjisi panelleri var. O panellerle birlikte hiç bir araziye konmuş olan panellerden elektrik üretiliyor. Bunlar hakikaten uzun vadeli, temiz, tabiatı, doğayı kirletmeyen ve enerji üretiminde de gerçekten büyük payı olan sistemler. Evet. Avrupa'da, ben Hollanda'da gördüm bunları, Almanya'da gördüm. Hakikaten tepelere kurulmuş olan paneller var. Hiç doğaya zarar vermeden oradan müthiş derecede potansiyel anlamında da yüzde büyük oranlarda elektrik üretiliyor. Evet. Yani bunları biz diğer o katı maddelerle, katı sistemlerle yapılan enerjinin belki de eş değerinde o sistemlerle elektrik üretiliyor. Evet. Bizde %19.8 suyla olan, yani bunlarda barajlarda dahil dediğim gibi %3'ünü de HES'ler. Evet. Tabii buna şunu ilave etmek lazım. %3 elektriği üretmek için o kadar tabiatı, o kadar doğayı tahrip etmek. Çok önemli bir konu. Bin yıllarca dere yatağı olmuş olan yatağından alıp suyu boruların içine götürmek. Hakikaten biz buna karşıyız. Yoksa elektriğe evet. değil. Bravo. Kaldı ki bu elektriğin üretimini gerçekten bir kamu hizmeti, bir devlet hizmeti, devletin insanlara hizmeti olarak asla öyle bir şeyin karşısına gelemeyiz. Devletimiz evet. tutar ülkenin bütün kaynaklarını insanlar adına enerjide olsun çeşitli kullanım alanlarında kullanabilir. Ama bu böyle değil. Çıkmış olan bir takım kanunlar ve yönetmeliklere bağlı olarak bir takım şirketlerin
müracaatlarıyla birlikte özellikle Doğu Karadeniz'de olan bu sistemlerde maalesef doğayı katlediyor. Çok yazık. Evet. İnşallah bizim halkımız da bu Belki de haftada bir iki defa bunların örneklerini medyada görüyoruz. Evet. İşte Rize'de olsun, Trabzon'da olsun, bu Samsun'da var, Giresun'da var, Artvin'de var. Evet. Yani sayılamayacak kadar, hatta şöyle söyleyeyim, 900 küsür tane lisans verilmiş şirketler sade. Bu lisans verilmiş ne demek başkanım? Lisans verilmiş... Şöyle, ben bir şirketim var, gidiyorum Enerji Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'ndan lisans müracaatı yapıyorum. Bakıyor, zaten özelleştirilmiş olan bu durumlarda teşvik olsun diye şirketlere bakanlık onay veriyor. Evet. Bir takım kriterleri var. Evet. O kriterleri yerine getirdikten sonra lisanslı şirket bu şekilde sistemlerin içine giriyor. Evet, başkanım. Bazıları da lisans almadan bir takım güçleri kullanarak evet, hakikaten daha ÇED raporunu almamış bir takım kurumlarla görüşmeleri yapmamış. Bu şekilde gidiyor, yapmış olduğu projeyi uygulamaya sokabiliyor. Evet. Evet. Başkanım, demek ki burada çok güzel bir konuyu işaret ettiniz. İnsanlarımızın çoğu genelde bu devlet projesi zannediyor. Hayır sevgili izleyicilerimiz, bu devlet projesi değil. Başkan izah ettiğine çok dikkat edelim. Bunlar şahısların kendilerine kar amaçlı yaptıkları yatırımlar. Ama karşılığında Sayın Başkan'ın söylediği gibi doğayı katlediyorlar. Devlet şunu diyor, daha doğrusu ÇED raporunda ve bir takım kriterlerin öngördüğü şartlar şunlar. Evet. Sen buraya hidroelektrik santralini yapacaksın. Uygulama noktasına gelene kadar doğayı, yer yapısını eski haline getireceksin. Orman kıyımı olduysa onları aynen yerine getireceksin. Olası bir takım doğanın etkilenmiş olduğu kriterler aksi yönde olmuşsa onları düzelteceksin. Nedir? İşte sarp kayalıklara konulmuş olan molozlar, evet, işte kazılar, bırakılmış olan bütün pislikler, bunların çevreye olan çok zararları var. Onları da zaman içinde ben anlatacağım teknik gayet olarak. Başkan, programımıza geçebiliriz. Evet. Çok gayet güzel açıklamalar oldu. İnsanlarımızı bilinçlendirdiğiniz için size bir kere daha teşekkür ederim. Estağfurullah. İzleyicilerimizin adına. Evet başkan, ne yapmayı planlıyorsunuz bundan sonraki günlerde? Yol haritanız nedir? Evet. Derelerimizi, ırmaklarımızı, ormanlarımızı, çevremizi kurtarabilecek misiniz? Şimdi şöyle, bizim hakikaten Melet Vadisi dediğimiz bu bölgede yapılmış olan bir takım HES çalışmaları var. Hatta uygulamada şu anda Murat 1, Murat 2 diye Topçam Barajı'na yakın ve bunların yapılmış olmasıyla birlikte o bölgenin ne kadar tahribatta ve şu anda olumsuz durumlarla karşı karşıya geldiğini o bölge halkından dinlemek lazım. Hakikaten evet, çok sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Evet, onun dışında bölgenin bitkisel ekolojik yapısını düşündüğümüzde tamamen ekolojik yapı bozuluyor. Şurada bir takım tespitler var. Onları ben sizinle paylaşmak istiyorum. Çok memnunuz. İzleyicilerimizi bilgilendirelim aşkım. Evet. Bu arada siz notunuzu ararken Fevzi Erdem Bey, yürekten katılıyorum notunuza. Aynen. Derelerimize sahip çıkmak için sağ olsunlar. Başkan ve ekibi bölge insanları mücadele veriyorlar. Teşekkür ederiz. Tüm izleyenlere de selam olsun. Sorunuzu cevaplandıracak başkan. Şimdi şöyle Mele Tırma dediğimiz zaman Ordu'nun en uzun ırmağı. Evet. 160 kilometre doğuşu Sisort'a, Koyulhisar, Sisort'a bölgesinden doğuyor. Evet. Ballıca bölgesinden, Ballıca köyü diyelim. Evet, oradan evet, çıkıyor. Daha sonra
Doğu Karadeniz'i birbirinden ayıran bu ırmağın Kabadüz, Ulubey ve Altınordu'dan geçerek Karadeniz'e döküldüğünü biliyoruz. 160 evet. kilometrelik bir yol yine kat edelim. Ordu'dan dökülüyor değil mi başkanım? Ordu'da Karadeniz'e dökülüyor bu. Evet. Fakat burada şu var, gerçekten Mesudiye ilçesinde biyolojik çeşitlilik olduğunu kanıtlanmış olan bir takım eserler var. Kendine ait bir endemik bitki yapısı söylemiştik. Flora, yani bitki florası öyle enteresan vadide oluşmuş ki batı tarafında olan bitkilerin doğu yakasında yetişmediğini görüyoruz. Mesela evet. burada batıda Uludağ göknarı, doğu yakasında ladin ağaçları, her iki tarafın birbirine ters götürdüğümüz zaman o bitkiler orada yetişmiyor. Böyle ayrı bir bitki yapısı var. Diğer taraftan da bizim gene kendi insanımız Aziz abi var, Profesör Aziz Ekşi. Evet. Bu aynı zamanda Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi. Onun kendisinin bir araştırmasında bu bölgenin tarıma ekolojik olarak en uygun bölge olduğu, tarımsal olarak da hakikaten geçiş anlamında bir gümrük kapısı şekline dönüştüğü bir bitki yapısıyla olduğunu kanıtlamış. Bunu neden anlatıyoruz? Biraz önce söylediğimiz gibi Mele Tırmağı'nı tüneller marifetiyle yatağından alacaklar. Boruların içinde saklayarak hidroelektrik santrallerine kadar götürecekler. Bu suyun içinden %3 dediğimiz bir can suyu bırakacaklar dere yatağına. Evet. Bu %3 can suyu dediğimiz su hakikaten bizim dere yatağında bulunan canlıların yaşamasına yeterli değil. Nedir evet. bu? Balıkların, işte bizde susamuru vardır, su iti deriz. Evet. O diğer bitkiler, kenarlarında olan bütün bitkiler, endemik bu endemik bitkiler, evet. Bunlar %3 su, can suyu dediğimizde beslenebilecek durumda değil. Neden? Buharlaşma, yüzeysel olarak, devisi bakımından, bunların hepsini göz önünde tutarsak. Tabii köy halkı da yararlanamayacak o zaman sularda. Tabii tarımsal olarak kullandığımız o çevredeki bütün tarım alanlarında da suyu alamayacağız. Evet. Zaten HES'i yapan olan şirket kendisi yatırım yaptığından dolayı buradan su kullanma için izin vermeyecektir. Evet. Zaten tünellerde gidiyor. Muhtelif yerlerde kanallar marifetiyle götürüyor. Burada şunu söylemek lazım. Yapılmış olanların dışında 3 tane HES daha yapılması öngörülüyor. Öyle mi? Kızıl Elma ile Mesudiye arasında. Koylisar ve Koylisar'ın Kızıl Elma köyünün altından başlıyor. Mesudiye kadar 3 tane HES yapılacak. Evet. 16 kilometrede 3 tane HES. Hatta şunu da söylemek lazım. Dünyanın hiçbir yerinde bir nehir üzerine 14 tane HES hiç görülmemiş. Maalesef yani. Yapılacaklarla birlikte 14 tane HES. Bu şu anlama geliyor. Melet Irmağı gerçekten katlediliyor. O bölgenin, o bölgenin doğası, o bölgenin doğal yapısı, ormanları, o bizim yediğimiz yemyeşil ve Mesudiye fasulyesi dediğimiz o fasulye, diğer sebzeler, meyveler, bunların hiçbirinin ne tadı ne de tuzu kalacağını evet. söylemek lazım. Şimdi şurada şu var, biliyorsunuz tabiatın belli bir şekillenme durumu vardır, sirkülasyon. Eğer siz baharda buharlaşmayla birlikte çiçek aşamasında döllenmeyi engellerseniz, o bölgede ne meyve ne de sebze oluşabilir. Evet. Bunu buharlaşma durumunun olmaması ve tuzun yaprakların üzerine gelmesiyle birlikte ya da tozun o ışınların geçmemesiyle birlikte o güneş sirkülasyonunu yapamadığından tabiatın evet. kendini öldürüyor ya da yok oluyor anlamına gelmesi demektir. Tek kelimeyle bizim
o yaylalarımız, o güzel sularımız, doğası, temiz havası bizim o Melet Vadisi'nin içinden, arasından giden Melet Çayı'nın yıllardır bize vermiş olduğu o nimetlerden dolayıdır. O da gittikten sonra o bölgede biz yaşamı unutmamız lazım. Öyle demek çek lazım. Bir şekilde. Çek git, çek git. Evet. Evet. Evet başkanım. Hay hay, bu arada çok sorular geliyor. İzleyicilerimizin hepsine selam olsun. Evet, biz de cevaplandıracağız. Başkan, siz devam edin. Biraz sonra tekrardan bu sorulardan alacağım birkaç tane. Sırayla cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu Mesudiye'nin köy kent bölgesinde yapılmış olan işte Türk köyü, Göçbeyli, Ilışar, Çardaklı, Esatlı ve diğer yakın mahallelerde Murat 1, Murat 2 HES'leri var. Evet. Bu bölgeye yapılmış olan bu HES'ler hakikaten şu anda bölgede kıyım halinde. Evet. Mesela Türk köyünün yapmış olduğu müracaatlar kazanıldığı halde gene devam etti ve bitirdiler. Şu anda elektrik üretiyorlar. Bir takım yaban hayvanlarının bir taraftan bir tarafa geçişi engellenmiş vaziyette. Bırakın yaban doğayı, diğer taraftan insanlar bir mahalleden bir mahalleye geçerken zorlanıyorlar. Evet. Başka, bunlar çok önemli inşallah kriterler. İnşallah sermaye karşısında siz burayı kurtarırsınız. Şimdi şöyle, hakikaten baştan da söyledik, çok vahim bir durum yaşıyoruz. Evet. Toplum olarak, insanlık adına, dünya olarak salgın hastalıkların içindeyiz. Şu anda her insanın büyük kentlerden köylerine gitmek için can attığını hep biliyoruz. Bir yerlerden izin alsak da memlekete gidelim, çok insanın serzenişini duydum. Bu şunun için söylüyorum. Hemen gidelim köyümüzün o temiz havası, doğasıyla toprağına basarak en azından bu hastalığın geçişini önleyelim diye. Evet. Bizim eskilerden gelen bir laf var. Erinde sonunda geldiğimiz köylerimize geri döneceğiz. Evet. Peki nasıl? O doğası olan, yaylası olan, temiz havası olan, özellikle bizim insanlarımızın emekli olduktan sonra nasıl olsa bir evim var, yaylada bir evim var. Evet. O evim olduğu süre içinde de benim emekliliğimi yaşayacağım, doğası güzel olan bir memleketim var diyor. Hakikaten doğası bozulmuş olan bir yere artık gitmenin hiç de bir anlamının olmadığını düşünenlerdenim ben. Evet, burada şu var. 50 yıl yapılmış olan bu tesis, yapmış olan şirketin uhdesinde olacak. O suyu size kullandırmayacak. Koyulhisar Belediyesi Başkanı'nı ziyaret ettiğimizde aynen şu sözü söyledi bize. Koyulhisar'da yapılmış olan HES'lerden dolayı suları tünellerden, borulardan geçirmek kaydıyla Kelkit Vadisi'ni, daha doğrusu Kelkit Çayı'nı aza indirildi. Suyu, derisi aza indi. Hal böyle olunca da Koyulhisar'ın kanalizasyonu vermiş olduğumuz yerler artık o gideri temizleyemez oldu, kokudan o bölgede durulamaz oldu. Başkanım, burada bir tırnak aç. Herhalde Kerkit'te Koyulhisarlılar biraz sahip çıkamadılar. Bu HES'in bu kadar zararlı olduğunu da sonradan fark ettik. Evet. Maalesef aynı hataya burada düşünmüyor şu an. Şu anda insanlarımız bilinçlendi. Özellikle de Doğu Karadeniz'de Artvin, Rize, Trabzon, İşte Giresun bölgelerinde yapılmış olan bu insanların ayaklanması diyelim, bölgesinin bozulmasına müsaade etmemeleri bizim de bir noktada harekete geçmemize sebep oldu. Bu şu anlama geliyor, yapılmış olan hem Kelkit Vadisi'nde hem de Melet Vadisi'nde yapılmış olan o HES'ler hakikaten bölgenin insanının biraz bu işi bilmiyor, kavrayamamış olması ya da devlet eliyle yapılıyor, devletimiz ne yaparsa güzel yapar düşüncesiyle karşı gelmemiştir. Evet. Halbuki iş öyle değil. Nasıl? 50 yıl bu suyumuzu alacaklar, bize hiç göstermeyecekler. Yok böyle bir şey. Evet. Ben bir Arık Musalı olarak, Mesudiyeli olarak, Kızıl Elma'dan, bu Sisorta'dan itibaren Mesudiye kadar olan suyu ben alsam, almak istesem, desem ki Kızıl Elma'dan alacağım, Muharçorum dediğimiz yavşanın mezrasının o üste kadar tünellerle götüreceğim. Orada bir tane hidroelektrik santrali yapacağım. Oradan bir şeyin altından Musalı'da, şimdi bu bizim Salih Yaman'ın taş ocakları var.
taş ocaklarının oraya ikinci bir santrali kuracağım. Yine boru içinde götürüyorum. Daha sonra da boru içinden Faldaca suyundan geçmek kaydıyla Ekşere dediğimiz mahalleden Geleşer'in altında Mesudiye'nin o eski bentlerin üst tarafında üçüncü santrali kuracağım desem bir Merdan Özer olarak. O bölgenin insanı bana ne der ya, veririz der mi? Evet. Demez. Mümkün. O zaman bir şirket alıyor sizin hiç o bölgede olmayan, o bölgenin bir metresini dahi tanımayan, bir insanını tanımayan bir insan geliyor. Bir proje yapmış, teşvikini de alacak. 65-70 milyonluk bir keşif bedeli olan bir proje bu. Tabii bu gittikçe çoğalacaktır, 100 milyonları bulacaktır. Bu insan gelecek, sizin gözünüzün önünde suyunuzu alacak, siz de onu gözleyeceksiniz. Evet. Yani bu ne insanlığa ne de hakikaten o bölgenin tabiatına güzel düşen bir şey değil. Bu anlamda bizim insanlarımızın bize vermiş olduğu destekle biz bunun yapılmasını mutlaka engelleyeceğiz. Evet, inşallah. Engelleyeceğiz derken gideceğiz biz böyle kaba kuvvet yahut da herhangi bir şekilde şiddetle değil. Hukuk ne diyorsa, kanunların bize vermiş olduğu hak bir insanlık, bir insan hakkıdır. Doğayı korumak, o koruma haklarımızı da kullanmak kaydıyla hukukun bize vermiş olduğu şekilde hakkımızı arayacağız. Hay hay başkanım. İnşallah. Evet. Muvaffak olacağınızdan hiç şüphem yok. Ya düşünebiliyor musunuz sevgili Ufukçum? Bin yıllarca bir yatağında akmış olan dereyi, ırmağı alıyorsunuz siz birkaç insana rant sağlamak için yatağında %3 dere suyunu, can suyunu bırakıyor. Geri kalan kısmını boruların içinde götürüyor. Siz buna ya olacak bir şey değil. Belki burada, bin yıldır orada yaşıyorsunuz. Bizim ecdadımız bin yıllarca orada yaşıyor. Evet. Bin yıllarca orada yaşıyor. Kafkasya'dan gelmişler. Suşehri'den o boy gelmiş. Evet. İşte Yeniceköy, Sisorta'nın Yeniceköy'ünden gelmişler. Zaten bizim bölgemizde mağaralar var. Siper edilmiş olan bir takım siper noktaları var. Bunlardan mağaralarımız var, kültürel varlıklarımız var. Mesela Kızıl Elma'da Oymalık Milli Parkımız var. Evet. Bunların hepsini hiçe sayan birileri gelecek, elini kolunu sallayarak inşaata başlayıp suyunuzu alacak. Yazık. Yazık. Tabii teknik olarak ve o bölgenin endemik bitkilerinin, tabiatın, bütün her şeyinin ötesinde bu bir insanlık suçu. Yok böyle bir şey. Siz eğer enerji üretmek istiyorsanız bizim yüksek tepelerimiz var. Evet. Tepelere kurun güneş enerji rüzgar panellerini, rüzgar panellerin şeyini kurun. Nedir o? Sürekli elektrik üretin. Ne işiniz var sizin orada? Tüm bölgeyi tahrip edip yer yapısını bozacaksınız. Rüzgar, tarım alanlarını. Zaten o bölgenin orman, tarım, bir de havası. Başka bir şeyi yok. Belli bir teknolojik, belli bir sanayiye yönelik bir geliri yok. Evet, insanları İstanbul'a ya da büyük şehirlere yığmak anlamsız. Geri dönün diyorsunuz, teşvik ediyorsunuz ama suyunuz olmazsa ne yapacaksınız? Bizim bir takım projelerimiz var. Belediyemizin de bunda teşvik ettiği noktalar yayla turizmi. Yayla turizmi insanların büyük şehirlerden o bölgelere akın etmesine sebep olacaktır. Evet. Teşvikler yapılıyor. Köylere insanlar gidiyorlar, yatırım yapıyorlar. 300-500 bin liralık yatırımlar yapıyorlar köylerine. Ölü yatırım bu. Ama neticede bir evim var diyerek gelecek nesillerin de oraya gitmesini sağlamak kaydıyla bir bağ kuruyor. Ne için kuruyor? Benim yaylam var diyor, benim temiz suyum var diyor, temiz havam var diyor. Evet. Oradan geçen bir ırmağım var diyor. O ırmağın vermiş olduğu oksijenle ben diyor temiz hava alıyorum diyor. O bölgede bir 15-20 metrekare ya da 50 metrekare bir bahçe yaptığım zaman doğal oradan sebzemi meyvemi yiyorum diyor. Vesaire için gidiyor. Yoksa bunların olmaması halinde insanlar ne iş var 1000 kilometre gidecek? Evet.
Değil mi yani? 1000 kilometre sadece o dediğimiz şeyler için gidiyor. O güzellikler olmasa evet. Hiçbirimiz gitmeyeceğiz. Çocuklarımız hiç gitmez zaten. Evet. Tabii biz bunları olmaması için ne yaptık? Baştan söylediğimiz gibi gittik. O bölgedeki o toplantılarımızı iptal ettirdik. Daha doğrusu tutanakları olumsuz şekilde yazdırdık. Evet, dinliyorum. Daha sonra aynı zamanda da itirazlarımız oldu. Yaklaşık 1500-1600 tane itiraz dilekçesi verdik. Hem Sivas il, Sivas'a ayrı verdik. Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ayrı verdik. 1600-1700 tane toplamda yapmış olduğumuz itiraz dilekçeleri ki bunların 1000 tanesini yaklaşık bizim muhtarımız sağ olsun çok bu taş ocaklarıyla ilgili Akpınar muhtarı evet. Gerçekten 1000 tane itiraz dilekçesini aldı, götürdü. Çevre Şehir İl Müdürlüğü'ne verdi. Yavuz Ekşi kardeşimiz tuttu. 600-700 tane hem kurumsal dernekleri. Orada 2 gün kala. Orada bir zaman 2 gün kala. Vardı. Çok kısa zamanda evet. Hatta Sivas anlamında Kızıl Elmalılar uçakla gitti. Evet. Yavuz kardeşim de aldı çantasına evet. Bindi otobüse akşamdan sabah götürdü. Evet. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şimdi başkanım o teslim ettik. İnsanları yetiştirmeseniz ne olurdu? Şöyle kısaca bunu da bir izah edebilir misiniz? İtirazları yetiştirmemiş olsaydık tutanakları itibara almayacaklardı. Gideceklerdi Enerji Denetleme Kurulu'na Enerji Bakanlığı'nda ÇED raporunu hazırlatacaktı. Halk karşı değil. Hemen başlayacaktı. Sevgili ordular, sevgili Sivaslılar, hemşehrilerimiz. Burada başkan çok güzel bir noktaya değindi. Gerçekten apar topar 2 gün içerisinde ben de şahit oldum. Evet. 2 gün içerisinde burada insanlar organize olup köylülerden imzalar toplanıp Ordu Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne Yavuz Ekşi Bey, Sivas Şehircilik Müdürlüğü'ne de Kızılelma Muhtarı yetiştirerek başkanı böyle, bir takım arkadaşlarımız başkanı bizim ismini şu anda şey yapamadım bağışlasın beni Doğan Soy isimli evet. Diğer taraftan Ramazan Kıraç diğer taraftan Hasan Bingöl evet apar topar. Bizim arkadaşlarımız burada onların isimlerini de burada telaffuz edeceğim hemen tamamlayayım başkanım evet. Yani bunları yetiştirmemiş olsalardı 2 gün içerisinde öyle bir dar zaman vermişler ki burada aslında bu Melet Vadisi platformu çok önemli bir iş başardı. 2 gün içerisinde itiraz edilmezse bütün hak ve hukuklarını kaybedecek köylüler evet. Tekrardan bu birinci rantı bu şirkete karşı, sermayeye karşı kazanmış oldular. Doğru mu başkan? Doğru. Doğru. Şimdi o itirazlarımızı bizim Çevre Şehir İl Müdürlükleri evet. Bakanlığa gönderdi. Enerji Denetleme Kurulu bunları inceleyecek, değerlendirecek, belki de bizim itirazlarımızı kabul edecek ve muhtemelen de biz bekliyoruz zaten yapılacak olan projenin iptaline kadar gidecek. Bu gitmediyse eğer biz o zaman hukuki boyutunu süreç olarak işleteceğiz. Bizim insan olarak, insan adına, doğayı koruma adına haklarımızı hukuki yönden de gerçekten sonuna kadar kullanacağız. Şiddet kullanmayacağız. Şiddet kullanmak bize çok şey getirmeyecek. Bu karşı gelme hukuki olarak devam ettireceğiz. Evet. Başkanım bu arada size çok sorular var. Evet. Teşekkür edenler çok fazla. Biz teşekkür ediyoruz ilgili. Teşekkür ederiz. Necla Özcan başkan mesajlarınızı gönderin cevaplayacak. Fevzi Erdem ikinci mesajı atmış. Merdan Başkan'a çok teşekkür ederim biz diyor. Biz teşekkür ediyoruz. Yalnız değil diyor. Yalnız bıraktılar diyor. Köylerimiz diyor aydınlatıyorlar diyor. Bütün platformdaki arkadaşları tek tek teşekkür ediyor. Çok saygıdeğer Merdan Özel Bey'e Cuma Şahin ikinci kez teşekkür ediyor. Sağ olsun diyor. Emekleri inşallah boşa çıkmaz diyor. Çok teşekkür ediyoruz biz de onlara. Ayşe Budakan'ın mesajınızı okudum. Başkan az sonra bunları cevaplayacak. Necla Hanım hiç sıkıntı yapmayın. Yayınımız devam ediyor. Buyur başkan.
Evet, burada ben tabii bazı insanların ismini zikretmek istiyorum. Evet. Bizim Kavacık'ta yapmış olduğumuz toplantıya Akpınar Komiser Mahallesi... Kavacık. Yok. Hangisi? İstanbul Kavacık'ta Akpınar Derneği'nin düzenlemiş olduğu taş ocaklarıyla ilgili toplantıya gittiğimizde bu toplantıyı Akpınar Mahallesi'nin Dernek Başkanı Şener Güler ve muhtarı İzzet Kara bunlar bu toplantıyı tertiplemişlerdi. Biz de tesadüf çağrılmak kaydıyla gittik. HES'lerin randevu günlerini, toplantı günlerini orada öğrendik. Evet. Bu anlamda o gün Ordu Çevre Şehir'den Çevre Şehir Derneği Başkanı bizim Gazi Ertuğrul Gazi Gönül arkadaşımız oradaydı. Evet. Gene Ataşehir Köy Kent Konseyi'nden Seyfullah Hacı ile Emel Güven hanımefendi oradaydı. Sefai bizim Ordu Mesudiye Gazetesi Genel Sefai Yayın Yönetmeni Sefai Uzunyurt oradaydı. Beşiktaş Ordulular Dernek Başkanı Tekin Özmen, Yavuz Ekşi, Arık Musa'dan Hikmet Çağlayan, Merdan Özer, Ziya Çağlayan, Musalı'dan Rüstem Aydın ve yönetimi ve Mesudiye'nin çeşitli insanları oradaydı. Gene Zafer Murat Çetin Taş, bu da İstanbul Çevre Konseyi üyesi. Bu arkadaşlarımız burada bizi bilgilendirdiler. Onların bilgileri ışığında biz hareket ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Tabii şu anda bizi izleyen, mesajlarına belki cevap veremediğimiz tüm izleyicilere hakikaten çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanız için. Yapmış olduğumuz çalışmalara hepinizin katkısını bekliyoruz. Bir Merdan, bir Ahmet, bir Mehmet hep beraber birleşeceğiz. Bir Melet Vadisi oluşturacağız. O Melet Vadisi'nde de Melet Irmağı'nı yaşatacağız. Bin yıllarca dere yatağından akmış olan o suyumuzu da koruyacağız diyorum Sayın ben. Sayın Başkan, bu arada Ramazan Kıraç sizlere çok çok selam ediyor. Allah razı olsun çalışmalarından diyor. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra yayında başarılar diliyor. Onun da yanımızda olduğunu. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Bey her zaman bizim yanımızda. Gerçekten cani gönülden severek bizimle beraber oluyor. Onlara da biz teşekkür ediyoruz. Evet. Burada tabii taş ocakları, ormanlar mahvoluyor. Hakikaten bu Akpınar, Pınarlı, Darıcabaşı ve Derince o bölgede yapılmak istenilen bir taş ocağı tesisi var. Evet. Burada hakikaten mükemmel bir doğa yapısı var. Evet. Tüm vadide olduğu gibi. Evet. Bu taş ocaklarının tesis olarak yapılması o bölgenin doğal yapısını tamamen bozacaktır. Evet. Bu şu anlama geliyor. Burada ormanlar, yaylalar, turizm, milli parklar, tarihi eserler, anıtlar, sit alanları, diğer kültür varlıkları, tarım, meralar, hayvancılık, doğal arıcılık, fındık üretimi, akarsular, gözeler. Yani doğal yaşam. Bunların hepsini saydığımız zaman biz biraz önce söylediğimiz gibi emekli olduğumuzda gideceğimiz yerin bunların hiçbirini bulamadığımız zaman sunni bir yaşama gideceğiz. O zaman o memlekete gitmenin de hiçbir anlamı kalmayacak. Evet. Bu anlamda oradaki yapılacak tesise de biz itiraz ediyoruz. Zaten itiraz dilekçelerini de vermişiz. Buranın yapılacak tesisin iptalini gerçekten en kısa zamanda da göreceğiz diye düşünüyorum ben. Başkan, Türkiye'nin değişik yerlerinden de çok destek mesajları var. Ben Mesudiyeli değilim, ben Kovisarlı değilim. Ama diyor sonuna kadar sizin yanınızdayım. Bu güzel mesajlar alıyorsunuz. Çok olumlu. Biz Kaz Dağları'na gittik. Evet. Kaz Dağları Mesudiye ile kilometrelerce uzak. 1000 kilometrenin uzağında. Niye gittik biz? Biz Türkiye'nin doğasının bozulmaması adına hangi bölge olması önemli değil. Önemli olan bizim için bir ağaç, bir bitki, bir insan eş anlamda. Bu anlamda da Türkiye'nin her yerinden gelen mesaj gönderen arkadaşlarımıza, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Doğa dostları, gerçekten çevreci, çevreyi sevenler, biz o arkadaşlar da dahil yapılmış olan hiçbir tesisin, yatırımın ya da enerjiyle olan bu gibi
çalışmaların karşısında değiliz. Bir defa bunu tam tespit ederek önümüze koyalım. Evet, Milas Mesudiye der ki, arıcılığı da başkanım bir izah edebilir mi? O bölgede arıcılık da çok. Evet, arıcılık var mı diyor bunların? Hesin diyor, arıcılığa zararı olur mu diyor? Evet, suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Evet. Su ne demektir su? Burada bir cümleyle ben bunu anlatayım. Su hayattır. Su enerjidir. Enerji paradır. Karlı bir enerji kaynağı ve denetimsiz kârdır enerji. Evet. Karlı bir enerji kaynağını kullanan ve bunun hayatın sonlanması pahasına sömürülebilir bir cazibe merkezidir su. Evet. Halbuki su gerçekten hayattır. Bu hayatın içinde arıcılık vardır, hayvancılık vardır, tabiatın tümü vardır. Evet. Bizim bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi arıcılık. Evet. Özellikle de Karadeniz'e yakın, Ordu'ya yakın o bölgelerde fındıkçılık ve arıcılık üst seviyede. Neden? Bölgenin biraz daha nemli yapısı, iklimi itibariyle, rakımı yüksek olması münasebetiyle orada bu Melet Vadisi'nin, ırmağının vermiş olduğu o ekosistem dolayısıyla bol çiçek, bol çam çiçeği, o bölgede göknarlar vardır. Onların çiçeklerinden almış olduğu arı, toplamış olduğu çiçekleri bal yapıyor. Müthiş derecede yoğunlukta bir bal üretimi var. Hal böyle olunca da taş ocaklarının yapmış olduğu tahribat o ekosistemi bozacaktır. Çiçeklerle birlikte olabilecek döllenme engellenecektir. Arıcılık da bu şekilde bitmiş olacaktır. O bölgede bildiğiniz gibi, hepimizin de bildiği gibi yabani hayvanlar var. Evet. Ayılar var, kurtlar var, çakallar var, çeşitli yabani canlılar var. Bunların hepsi topyekün taş ocakları ve HES'lerin oraya getirilmesiyle birlikte telef olacaklar. Bunu gerçekten birileri para kazanacak diye yapabilmemiz mümkün değil. Size bariz ve pratik olarak bir somut şeyi ortaya koymak istiyorum. Yapılmış olan bir Topçam Barajı var. Bölgenin gerçekten yapıldıktan sonra iklimi değişti. Nasıl bir Karadeniz'de nasıl bir iklim oluştuysa bizim o vadide de öyle iklim oluşturdu. Neden? Büyük bir göl oldu. Deniz iklimini getirdi oraya. Eskiden 2-3 metre kar yağan o bölgemizde bugün baktığımız zaman bakıyorsunuz 30-40 santim bir kar yağıyor. Yağdıktan 2 gün sonra da eriyor. Evet. Bu şu anlama geliyor. Tarımsal bölgelerde toprağın büyük bir kış mevsimi geçirdikten sonraki verimiyle az kar yağmış olan zaman içindeki tarım seviyesi birbirine eşit değil. Başkan çok enteresan. Eskiden doğru söylüyorsunuz. Çok kar yağardı. Şimdi çok az yağıyor. Bizim çocukluğumuzda evden bizim hayvanların barınağı olan ahırlara tünel şeklinde karı açarak giderdik. Evet. Şimdi soruyoruz, arıyoruz. Hatta gittiğimiz zaman da göremiyoruz. Görsek de 30-40 santimlik bir kar dediğimiz gibi 3-5 gün içinde de eriyor. Başkanım, bu bütün bölgedeki tabiatı olumsuz şekilde etkiliyor. Bölgemiz insanlarından Fevzi Bey der ki fosiptik konusunda da başkanın desteğini ve platformunun desteğini isteriz der. Bizlere destek olmalarını bekliyorum bu konuda der. Fosiptik. Evet. Tabii bu kanalizasyonla alakalı Melet Irmağı'nın da hakikaten gerçek temizliğini korumakta çok önemli bir sistem bu. Her mahallede, her ilçede belli bir foseptik sistemi var. Evet. Halbuki şimdi modern çağımızdayız. Belli arıtma tesisleri var. Evet. Her köyün eğimi itibariyle kurtarabileceği kottan sonra bir arıtma tesisi kullanmak kaydıyla ondan
artıklardan kalan suyu temiz bir şekilde filtre ederek gene ırmağa salmak mümkün. Bu hakikaten arıtma tesisinin hiçbir zaman doğal kaynakları pislemeyecek şekilde bir yapı şekli. İstanbul Kurbalı Dere örneği gibi diyorsunuz. Evet. Tabii yani modern ülkelerde hatta çağımızın gerekliliği bu sistemin mutlaka yapılması. Kaldı ki bir Koyulhisar, bir Mesudiye'yi düşündüğümüz zaman hala bu gerçekten içler acısı. Buradan ben belediye başkanlarımıza, hatta Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan onu hatırlatmak istiyorum. Hakikaten bütün mahallelerde insanların daha modern, daha çağdaş yaşaması için bu kanalizasyon sisteminin mutlaka arıtma tesisine dönüşmesini buradan istirham ediyoruz, rica ediyoruz ve istiyoruz. Evet. Bölge halkı olarak. Biz de takipçisi olacağız. Merdan Başkan evet. Bu konuda ekibiyle destek sözü verdi. Bir takipçisi olacağız. Evet, buyurun başkanım. Evet, şimdi burada yapılmış olan bir Topçam Barajı'ndan bahsettik. Topçam Barajı o bölgeye elektrik üretmeye çok çok fazla gelen bir baraj. Evet. Melet Irmağı'nın önü kesilmiş bir bantla. Bu arkaya doğru bir göl oluşuyor. Oradan çıkmış olan elektrik enerji bölgeye hatta belli kapasiteye yetecek kadar üretim yapıyor. Evet. Diğer taraftan bu Türk köyü, Esatlı, Çardaklı bu bölgede olan hatta Bayırköy bölgesinde olan Murat 1, Murat 2 HES'lerinin yapılmış olması sadece bir takım şirketlerin para kazanmasıyla alakalı. Evet. Çok güzel para kazanılıyor. Devlete vermiş olduğu devletin vermiş olduğu garantiyle beraber az masrafla çok para kazanılıyor. Evet. Çok da güzel bir iş. Çok firmaların, şirketlerin hatta gıdayla uğraşan şirketler şimdi enerjiyle uğraşıyor. Niye? Küçük bir yatırım, büyük bir kazanım. Biraz önce söylediğim gibi kar hırsıyla kullanılan hayatın sonlanma pahasına sömürülebilir bir cazibe merkezi oluyor. Evet. Bu anlamda biz suyun hayat olduğunu, o bölgenin hayatı olan Melet Vadisi'ni böyle bir cazibe merkezine dönüştürmeyeceğiz. Evet. HES istemiyoruz. HES'e karşıyız. Taş ocağı istemiyoruz. Ona karşıyız. Buradan protesto ettiğimizi tüm insanlarımız adına söylüyorum. Arıcılık, ormancılık, hayvancılık, yaylamızdaki o güzel doku, milli parklarımız, kültürel varlıklarımız, bizim belli kalıntılarımız var. Evet. Tarihi kalıntılarımızın korunması, o doğal mağaralarımız var. Bu yapılmış olan sistemlerle birlikte gerçekten yeraltı sularının, hatta şöyle bir parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Bizde Karatepe vardır. Evet. Karatepe'nin Sivas yamacında olan akarsuları şu anda kurumuş vaziyette. Evet. Neden biliyor musunuz? Buyurun. Su şehrine yapılmış olan barajın ve hidroelektrik santrallerinin yapılması sırasındaki patlayıcıların yer yapısını bozmasıyla birlikte o çatlakların yön değiştirmesi, akarsuları, gözeleri tamamen yok etmiş vaziyette. Zamanında bizim bölgede eğilip de içtiğimiz gözeleri şu anda baktığımız zaman hakikaten yeşil bir yeşerti daha doğrusu yok o bölgede etrafında evet. Sular kurumuş vaziyette. Evet. Aynı şekilde yapılacak HES'ler de o şekilde doğayı bozacaktır. Evet. Bu anlamda tek kelimeyle hidroelektrik santralleri temiz elektrik üreten enerji sistemleridir. Kabul. Fakat doğayı çok bozduğu ve insanlara çok zarar verdiği, tabiatı olağanüstü bir şekilde etkilediğinden dolayı biz evet. Başka sistemlere yönelilebilecek enerji sistemlerine tarafız. Evet. Rüzgardı, güneşti, diğer enerji şekilleri var. Rüzgarı kullanıyor. Rüzgar evet. Güneş enerjisini kullanıyor. Yaylada bizim elektrik yok. Batmu yaylası deriz biz. Evet. Hemen keyif alanın devamında olan bir yayla. Elektrik yok. Güneş panelleri almışız. Almış olduğumuz o panellerle biz
elektrik elde ediyoruz. Televizyonumuzu, çamaşır makinamızı, televizyonumuzu, diğer ışıklandırma ve elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Küçücük bir panelle. Kaldı ki bunu büyüttüğünüz zaman o bölgeye daha fazla enerji verebiliyorsunuz. Evet. Sevgi Hanım, çok teşekkür ederiz. Yani ben bakamıyorum mesajlara. Destekler, ben inceliyorum başkan. Siz notları inceleyin. Çok teşekkür ederiz. Yani bölge insanı olmamasına rağmen destek vermeniz bu insanlık gereğidir. Dünyamızdaki kaynaklarımızı korursak dünyamız da bizi korur. Sevgi Aydın, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bedir Bey, buradan sorularınızı cevaplandıracağız. Hay hay. Merdan Başkan sırayla cevaplandıracak. Bedir Çandır'a da selamlar. Evet. şurada bazı isimleri de ben söylemek istiyorum. Buyurun. Biraz önce söylediğimiz gibi Ocak ayının 8'inde Akpınar, evet, Mahallesi'nde yapılmış olan bir halkı bilgilendirme toplantısı, ayın 14'ünde Kızılelma'da, ayın 15'inde de Arık Musa'da halkı bilgilendirme toplantılarına gittik, evet, teşrif ettik. Bu teşrif esnasında bize de katkı sağlayan, bizimle birlikte olan bu özveride bulunan arkadaşlarımı buradan anons etmek istiyorum. Hayır, Kızılelma'ya biz 2 gün önce gittik. Neden gittik? Kızılelma'da çıkabilecek bir sonuç Arık Musa'yı da etkileyecekti. Evet. Neden? Ayın 8'inde yapılmış olan toplantı, yapılmış olan tutanakların olumsuz olmasına neden oldu. Evet. Öyle istiyorduk çünkü. Toplantıya katılınmadı. Aynı şeyi Kızılelma'da sürdürebilmek için gidip orada insanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Evet. Toplantılar yaptık, insanlara anlattık. Evet. Sağ olsun dernek başkanımız da geldi. Gelmesiyle birlikte toplumu toplantı salonuna girmemesi yönünde izah ederek ikna etti ve oradaki en önemli basamağı kazanmış, evet, oldu. Adem Başkan beni mazur karşılasın. Evet. Adem Başkan hakikaten o gece geldi, insanların toplantı salonuna girmemesiyle birlikte tutanakların olumsuz olmasına neden oldu. Evet. Orada bize sağ olsunlar yemek ikram ettiler. Başkan Adem Doğan değil mi? Adem Doğan. Evet, ona da selam olsun. Buradan Ziya Çağlayan'a, Dursun Ali Akgün, Hasan Bingöl, İsa Daşkın, Başkan Adem Doğan'a hakikaten teşekkürlerimi söylüyorum, iletiyorum. Toplantılara gittik. Orada 2 gece kaldık. Diğer taraftan da gene otobüslerle birlikte bize, evet, eşlik eden Arık Musa'daki toplantıya gelenlerden birkaç tanesini burada anons, hayır, etmek istiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Emin Çağlayan, Hikmet Çağlayan, Tekin Özmen, Yavuz Ekşi, Fazlı Coşkun, Mehmet Karabulut, Akbulut, Mahmut Şahin, Zeki Güzeller, Halil Çakır, Ordu Çevre Başkan Ertuğrul Gazi Gönül Ordu'dan geldi. Mehmet Güzeller ve daha çokları var. Evet. Diğer taraftan Mesudiye'nin çeşitli sivil toplum örgütleri, parti temsilcilikleri, belediyeden görevliler geldi. Tabii çok sayıda güvenlik güçleri, evet, ulusal ve uluslararası kanallarımız hakikaten bir medya grubuyla bu siz işi... Hiç sıkıntı yok. Fox TV gelmişti. Orada hakikaten çok insana yayacak şekilde de haberleştirdi. Orada çok da iyi oldu. Başkanım, çok güzel bir haberci arkadaşı da kutluyorum buradan. Evet. Ordunun dereleri yukarı akmıyor artık. Aşağı akmayı bırak, yukarı da akmıyor. Tam onu söylediği yerin arkasında çeşme akıyordu. Evet. Akan çeşmede de Ordu Çevre Dernek Başkanı Ertuğrul Bey de dedi ki şu akan çeşmede bu HES'ler geldikten sonra abdest alacak, su bulamayacaksınız, evet, dedi. Bu da Sadece çok Yasin önemli çok bir teşvik. Teşekkür ederiz. Aysun Şengül, çok teşekkür ederim. Destekleriniz bizler için çok önemli. Nedim Albayrak, biz teşekkür ediyoruz. Başkan sorularınızı cevaplandıracak sırayla. Buyurun. Tabii Kızılelma muhtarımıza, Arık Musa Köyü, evet, muhtarımıza da, Hasan Kaya'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Bizi iyi ağırladılar, gelen misafirlerimize, evet, evet, ikramları oldu. Buradan Arık Musa Köyü'ne, Kızılelma'ya, Sisorta'ya, hatta tüm Mesudiye'nin, Sivas'ın, Koyulhisar'ın, hatta ordunun tüm insanlarına buradan bu yayın esnasında hayırlı Ramazanlar ve sevgiler gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum.
o güzelim insanlara. Evet. Hayır. Başkan, evet. Ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Önemli konularımız varsa yayınımıza birkaç dakika sonra tabii yani biraz önce söyledim. Sonuç olarak su hayattır. Evet. Su enerji değildir sade. Su para değildir. Evet. Su sade enerji kaynağı ve denetimsiz bir kar değildir. Evet. Gerçekten kar hırsıyla kullanılan, gerçekten hayatın sonlanması pahasına sömürülebilir bir cazibe merkezi de değildir. Evet. Su bir hayatsa, insan hayatı, canlılar, tabiat, bütün bitkilerin, bütün doğanın suyunu elimizden almasınlar. Aynen. Başkan, bu programları, bu yararlı programları çoğalması dileğiyle önümüzdeki günlerde bunu genişleterek daha farklı bir mecralarda yayınlayalım. Hay hay. Tabii bu bizim... İnsanlarımızı bilgilendirelim. Çok olumlu sinyaller var. Bu bizim... Herkese de çok özür diliyorum. Pardon. Herkese de cevap veremedim. Çok çok özür diliyorum. İnşallah hepinize çok çok teşekkür ederiz. Başkan adına da ben ediyorum. Hakikaten sorulara cevap vermek isterdik. Evet. Burada çok zamanla önemli bilgileri zamanlara yarışıyoruz. Evet başkanım. Toparlayalım başkanım. Burada şunu söylemek istiyorum ben. Bugünkü yapmış olduğumuz yayın hakikaten çok kötü süreçten geçtiğimiz bu kritik günlerde insanlarımızın HES'ler üzerindeki o ufak tefek unutkanlığını biraz canlandıralım diye bir program yapma ihtiyacı duyduk. Yoksa insanlarımız bu işte konuda duyarlıdır. Sahipsiz olmadığımızı, ben nasıl fahri olarak gönül işi, hiçbir menfaatimiz, beklentimiz olmadan uğraşıyorsak, ben ne kadar o bölgede faydalanıyorsam, o bize destek veren insanlar da o bölge, hatta tüm insanlık adına orada faydalanacağını düşünerek bu programları yapıyoruz, yapacağız. Yapmalıyız da, sahip çıkmalıyız. Gittiğimiz zaman orada tertemiz bir doğa bulmak istiyoruz. Hayır. Ben şurada şunları söylemek istiyorum. Buyurun başkanım. Ülkemizde savruk enerji politikaları ve sıradan lisanslar yüzünden hakikaten özel sektörün yıkım projeleri olan uygulamalara dönüşmüş olması bir handikap. Evet. Anayasal yaşam hakkı, hakkın ve doğal yaşam hakkın savunulması, doğal kaynakların kamuya ait olduğu gerçeği yok sayılarak hakikaten böylesi ekonomik, sosyolojik, jeopolitik niyetleri kabul etmek mümkün değildir. Yani yeni düzenlemeler ve merkezi planlamanın yenilenmesi için toplumsal karşı duruş mutlaka olmalı. Hukuka saygılı olarak sivil inisiyatif baskı unsuru olmalıdır. Evet. Yani bizim sivil toplum inisiyatifimizi kullanmamız açısından da gerçekten bunun kurumsal bir yapıyla daha geniş yelpazede mücadele edilebileceğini o konuda inananlardan bir tanesiyim. Evet. Hal böyle olunca da bizim Melet Vadisi sahipsiz değil. 14 kilometrede 3 tane HES, 160 kilometrede de 14 tane HES olabilecek bir ırmak değil. Yapılmış olanların şu anda yıkılabilmesi mümkün değil. Evet. Zaten yapmış olduğu tahribat bize yeteri kadar zarar veriyor. Yapılacakların da biz karşısındayız. Reddediyoruz, protesto ediyoruz. Yapılması her halükarda engellenecektir. Yapılmış olanların o bölgeye eğer istihdam getirecekse onların kullanılmasını istiyoruz. Evet başkanım. Evet. Hayır. Sevgili Doğuş TV izleyicileri, sevgili Sivaslılar, sevgili Ordulu hemşerilerimiz, ilk önce bu programı Sayın Merdan Başkan'a akıl edip düşünen Mesudiye Sevdaları grup kurucusu Cemal Okutan Bey'e teşekkür ederiz. Onun haricinde Doğuş TV sahibi Sayın Nergis Süslü'ye de teşekkür ederiz. Serkan Keser Bey 2 gündür emek verdi. Sağ olsun çalışmalarımıza destek verdi. Kameramanımız oldu, rejisörümüz oldu, stüdyo yönetenimiz oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
en kısa zamanda programı tekrarlamak dileğiyle hepinizi sevgi ve esenlikle selamlıyorum. Bölgemize sahip çıkalım. Bölgemiz sahipsiz olmadığını gösterelim. Bu platformuna, Melet Vadisi platformuna lütfen destek olalım. Sosyal medyadan destekleyelim. YouTube yayınlarımız şu koronavirüs olayından dolayı yasak geldiği için yayınlanamıyor. Onları birkaç gün sonra, önümüzdeki hafta içinde yayın açılacak. Oradan tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Başkan. Bir şey söylemek istiyorum. Hayır, geçtim başkan. Onu. Buyurun başkan. Bu arada Mesudiye Belediye Başkanımız Sayın İsa Gül'e, evet. Mesudiye Dernek Başkanı sevgili Özat'a, diğer köy derneklerimizin tüm yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesudiye'nin ve Koylisar'ın beraber hareket ettiği grup köylerinin temsilcileri dostlarımıza buradan selamlar gönderiyorum. Kurultay değerlendirmede gündem maddesi olarak tartışmış olduğumuz ve o değerlendirmede bize destek olan, bizim bu konuda daha ileriye gitmemize neden olabilecek bir platform oluşturan kurultayımıza teşekkür ediyorum. Kurultay değerlendirmede seçilen platform üyeleri arkadaşlarımızın her birine teker teker teşekkür ediyorum. Buradan belki ismini anons etmem gereken ama unuttuğum arkadaşlarımız varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimiz biriz. Birlikte bu olayın üstesinden geleceğiz. Fakat şunu unutmayalım. Bu işi unutmayalım. Bravo. Unutturmayalım. Unutulma noktasına geldiği zaman birileri çıksın bizim gibi az da olsa belki bilgilendirmede karşımıza çıksın, bizi unutmaktan vazgeçirsin. Evet. Eğer bir hata işlemişsek, suçlu ihsan eylemişsek bizi affedin. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağlık ve sıhhat diliyorum. Şu pandemiden de en kısa zamanda kurtulmak kaydıyla hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doğuş TV'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Mesudiye sevdalılarına, Sivas kanallarına, bizi izleyen, hatta bize destek olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Yavuz Ekşi kanalda olmamasına rağmen, yayında olmamasına rağmen ona bile teşekkür geliyor. Yavuz Ekşi bizim gerçekten en büyük itici gücümüz. Doğru diyorsun. Ona özel olarak teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda, yanımızda olmakta da devam ettiği için teşekkür ediyoruz. Hayır, hoşça kalın. Hoşça kalın.